Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına bir bakalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda, ardından Terazi burcunda ilerleyecek. 15 Eylül'de Başak burcunda yeni ay doğuyor. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Mars ay boyunca Terazi burcunda. Merkür ve Venüs retrosu bitiyor. Jüpiter retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Başak burcunda parlayacak. Merkür ayın 15'ine kadar Başak burcundaki retrosunu sürdürüyor olacak. İlginiz, alakanız doğal olarak ayın ilk yarısında daha çok eviniz, aileniz, yuvanız, genel düzeninizle ilgili konulara odaklanıyor. Belki de bir süredir, birkaç haftadır bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evde yapılması, tamamlanması gereken konular var. Aile üyelerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. 15'ine kadar Merkür'ün retro olması bu işleri biraz daha dikkatli ele almanız gerektiğini işaret ediyor. Belki de unuttuğunuz detaylar, işte gözden kaçırdığınız bazı konular var. Bunları toparlamanız gerekiyor. Çok önemli adımlar atmamakta fayda var retro bitene kadar. Özellikle işte anlaşmalara, sözleşmelere, böyle bir taşınma konusu varsa ya da bir şeyin satılması, kiralanması gibi bir konu varsa evle ilgili. Hani bunları biraz daha böyle yavaştan alabiliriz. Ama 15 Eylül'de tam da burada bir yeni ay doğacak zaten. Yeni ay ile birlikte Merkür retrosu da bitiyor. Merkür güç toplayarak ileri harekete dönecek. Artık evle, yuvayla, yaşadığınız yerle ilgili konularda daha rahat hareket edebilirsiniz. Evde yapılacak tadilatlar hızlı ilerleyebilir. İşte bir şeyin alınması, satılması, kiralanması gibi konularda kontrat, sözleşme, yani bunları daha rahat yapabilirsiniz. Aileyle ilgili çözemediğiniz bir konu varsa bunları daha rahat konuşup çözebilirsiniz. Evlenmek, yuva kurmak gibi konular da olabilir. Çünkü ev yuva deyince evlilik gibi konuları da burada gündeme alabiliriz. Sevgili ikizler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Çünkü değişken burçlar için önemli bir yeni ay bu. 15 Eylül'de 21 derece Başak Burcu'nda doğacak. Güneş Burcunuz, yükselen Burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın önemli etkileri altında olabilirsiniz. Yeni bir düzen kurmak için bu yeni ayın enerjilerini değerlendirebilirsiniz. Venüs retrosu da 4 Eylül itibariyle tamamlanacak. Venüs ay boyunca Aslan Burcu'nda, 4 Eylül'den itibaren artık ileri harekete dönecek. Yavaş yavaş güç toplayacak ay sonuna kadar. 3. evinizde olacak. Bu da işte kardeşlerle, yakınlarınızla bir şeyleri konuşup tartışıyorsanız eğer, hani onları artık 5 Eylül'den sonra daha iyi çözebilirsiniz. Anlaşma imkanı bulabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili daha keyifli gelişmeler olabilir. Yakınlarınız, yaşadığınız mekandaki yakın çevreniz, komşularınız, onlarla ilişkileriniz, ertelediğiniz seyahatler, yolculuklar, işte eğitimle ilgili konular daha rahat ilerleyebilir ve sonuçlar sizin için keyifli hale gelebilir. Ve 4 Eylül'de Jüpiter retrosu başlayacak sevgili ikizler. Mayıs'tan itibaren Jüpiter Boğa burcundaydı. Jüpiter 15 derece Boğa'ya kadar ilerledi. 31 Aralık'a kadar retro olacak. 5 derece Boğa'ya kadar. Bu dönemde özellikle Haziran ayından bu yana Jüpiter'in bize sunmuş olduğu maddi manevi gelişim imkanlarını biraz daha içselleştirme, hani bunları bir gözden geçirme imkanı bulabiliriz. Jüpiter 12. evinizde olduğu için bu dönemde sizi manevi anlamda derinleştiriyor. Yani hayata daha ruhsal pencereden bakabiliyorsunuz. Biraz da inançlarda bir derinleşme, böyle bir maneviyata yoğunlaşma var. Retro Jüpiter buraları daha da bir içselleştirmenizi sağlayabilir aslında. Bu alanlarda sizi destekleyebilir ve çok gizli de olsa, rehberlikler de olsa önemli yardımlar ve destekler alabilirsiniz Jüpiter'den. Bir koruyucu gibi aslında sizin adınıza şu anda çalışıyor. Çok destekleyici bir pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Ve Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı, yine Güneş'in de Jüpiter'le yapacağı güzel olumlu açılar var. Bu ayın değerlendirebileceğiniz güzel zamanları. 4 Eylül'de Merkür-Jüpiter üçgen açısı var. Yönetici gezegeniniz Merkür, Jüpiter'le güzel bir üçgen açı yapacak. Aileden destek alma, güzel haberler, fırsatlar, hani bir sorunun çözülmesi ya da önemli bir mesaj almanız, zihinsel anlamda yaratıcılığınızı kullanmanız mümkün. 25 Eylül'de de yine Merkür'ün Jüpiter'le tekrar oluşturacağı ikinci bir üçgen açı olacak. Bu günler gerçekten sizin adınıza bence fırsat içeren, şanslı ve verimli günler. 8 Eylül'de Güneş-Jüpiter üçgeni var. Bu da fırsatlar getirebilen,
maddi manevi yardım ve destekler getirebilen ya da bunlara daha açık olabileceğimiz, kendimizde daha rahat, daha keyifli, daha iyimser hissedebileceğimiz zamanlar. Ve Güneş 23'ünden itibaren artık Terazi burcunda parlayacak. Mars Terazi burcunda, ay genelinde 5. evinizde. Burada enerjinizi biraz, hani bu ay kişisel gelişime, eğlenceli faaliyetlere, aşk ve romantik konulara, çocuklarla ilgili aktivitelere yönlendirebilirsiniz. Ayın 23'ünden sonra bunlar daha bir hız kazanabilir. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay var. 5 derece Koç burcu dolunayı 11. evinizde olacak. Bu dolunay, yani üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuç vermesini ve dikkat çekmenizi sağlayabilir. İş ve kariyer alanında bir başarı elde etmeniz, bunun size sunacağı maddi manevi başarılar ve ödüller anlamına gelebilir. Toplum içerisinde dikkat çekebilirsiniz. Yani bazı hayallerinize, ideallerinize, arzularınıza sizi kavuşturabilir bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında, öncü burçlarda, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak gibi bu burçlarda gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunay sizin için çok önemli olabilir. Sosyal hayatınızın canlanabileceği, arkadaşlara zaman ayırabileceğiniz bazı grup etkinliklerine, organizasyonlara, arkadaşlarla birlikte yapabileceğiniz faaliyetlere katılabileceğiniz bir dönem. Aşk hayatınızda da Mars sayesinde hareketlilik var. Dolayısıyla sosyalleşerek gerek arkadaşlıklar, gerek özel ilişkiler alanında bazı fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir dolunay döngüsü. 29 Eylül 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası, ayın son günlerinde tabii ki etkili olacak bu dolunay. Hatta Ekim ayının ilk günlerinde de tesirleri devam edebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. İkizler burcu zodyağın 3. burcudur. Hava elementinden değişken nitelikler taşır. 21 Mayıs 20 Haziran arasında doğan kişiler İkizler burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Merkür'dür. İkizler burcu hareketli, canlı, zeki, iletişim kurma konusunda başarılı bir burçtur. Bu burçta doğan kişiler de entelektüel, zeki, hareketli, konuşkan, meraklı, kararsız, değişken ve huzursuz tabiatta olabilirler. Yönetici gezegenleri Merkür çok hızlı bir gezegendir. Merkür etkisindeki bu kişilerde her zaman hızlı düşünen, hareketli, yaşam boyu genç kalabilmeyi başaran kişilerdir. Çok zeki olmalarına rağmen fazla meraklı, değişken ve huzursuz tabiatları nedeniyle bazen fırsatları kaçırabilirler. Onların biraz daha sabırlı ve kararlı davranmayı öğrenmeleri gerekir. İkizler burçları meraklı doğaları nedeniyle hayatları boyunca öğrenci kalabilirler. Onlar için bilgiyi öğrenmek, taşımak, başkalarına iletmek ve bununla ilgili her türlü iletişim konuları ilgi alanlarında olacaktır. Çok iyi bir yazar olabilirler, hatip olabilirler. Çift karakterli ve özgür doğaları sık sık fikir değiştirmelerine ve bağımlı ilişkilerden de biraz uzaklaşmalarına neden olabilir. Bu durum onları uzun vadeli ilişkilerden biraz alıkoyabilir.